Mevlana gönül birliğidir. Mevlana'da hiç şüphesiz ki Muhammedi feyz nefesleriyle gönül birliği, can birliği vardır. Hüdavendigâr Mevlana'nın mesnevisi, Hazreti Muhammed'in peygamberlik sırrının, Divan-ı Kebir'i de Hazreti Muhammed'in velilik sırrının Mevlana'da tecelli etmesinden zuhur etmiştir. Mevlana'daki demin vasfını geliniz Yüce Hazret'in kendi samimi dilinden dinleyelim. Mesnevisinin birinci cildinde ilhamların verdiği sarhoşlukla kendinden geçerek coşkun bir vahyin tesiriyle, tebliğleriyle dolan gönlünün Hazreti Muhammed'in feyz demiyle birleştiği kavuşma anındaki kendinden geçişten biraz kendine gelince Hakikati Muhammediye'nin hakkani tercümanı olarak diyor ki: Ayıkken bile sermest olan eline kadehi alınca nasıl olur? Anlatılmayacak derecede sarhoş olan bir aslan, çayırlığın yayılmış yeşilliklerine gelince neşesinden sarhoşluğu büsbütün artar. Ben kafiye düşünüyorum, sevgilim bana der ki, yüzümden başka bir şey düşünme. Ey benim kafiye düşünenim, rahatça otur. Benim gözümde devlet kafiyesi sensin. Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf ne oluyor? Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi, sesi, sözü birbirine çalıp parçalayayım da bu üçü de olmaksızın seninle konuşayım. Adem'den bile gizlediğim sözü, ey cihanın sırları olan sevgilim, sana söyleyeyim. İbrahim Halil'e bile söyleyemediğim sözü, Cebrail'in bile bilmediği derdi, Mesih'in bile dem vurmadığı, hatta Allah'ın bile kıskanıp biz olmadıkça kimseye açmadığı sırrı sana açayım, söyleyeyim. Ben kendimi yoklukta buldum. Onun için kendimi yokluğa feda ettim. Rubai. Ben dağ bile olsam hep senin sesinle seslenirim. Saman çöpü kesilsem hep senin ateşine yanarım. O ateşte duman olur, tüterim ben. Senin varlığını gördüm de utancımdan yok oldum. Fakat bu yok oluş aşkıyla varlığıma can geldi. Nereye yokluk gelse orada varlık yok olur. Bu ne biçim yokluktur ki geldi de onun yüzünden varlığım arttıkça arttı. Divan-ı Kebir Cilt 2 940 Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.